Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra Pota Altı programıyla Bursa'da bugün TV ekranlarında yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine çok değerli iki konuğumuz var. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bursa'yı temsil eden takımlarımızdan BUDO Gemlik Basketbol Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Berkay Bulut ve takımın kaptanı Can Terzioğlu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaptan sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler abi. Sizi burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şeref bizim. Zira son 4 haftada 4'te 4 yaparak bir anda BUDO Gemlik Basketbol'un ağzımıza alıştıracağız artık. Alıştıralım çıkması artık. Evet. Çok önemli ve bir anda alt sıradan kopup üst sıralara doğru tırmanması. Basketbol 1. Ligi'ndeki iki takım Bursa Final ve BUDO Gemlik Basketbol'un. Basketbolda zaten sponsorluklar çok önemli. BUDO sponsorluğuna da geleceğiz. Sevgili seyirciler, tabii ki konuyu açacak ama bizi aynı zamanda 94.2 Radyo Bursa'da bugünden de canlı yayınımızda, ortak yayınımıza dinleyebilirsiniz diyelim. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar dileyelim ve hemen konumuza başlayalım. Sayın Başkan, BUDO Gemlik Basketbol demişken dilerseniz sıcağı sıcağına BUDO'dan başlayalım. Başlayalım. Zira BUDO Bursa'nın çok değerli bir markası, Deniz Otobüsleri İşletmesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve bu hafta çok önemli bir maçınız vardı. 3'te 3 yaparak gelmiştiniz iç sahadaki maça ve bu karşılaşmayı kazandınız. Çok güzel oldu. Ayrıca maçtan önce de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Başkan'ın da katılımıyla bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Evet. Kulübün adının başına BUDO isim sponsorluğu olarak geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu imza töreni tabii ki güzel oldu ama bundan önce BUDO sponsorluğu nasıl gerçekleşti? Dilerseniz oradan başlayalım. Tabii. Öncelikle buradan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza selamlarımızı gönderelim. Biz 3 yıldır her yıl lig atlayarak bu seviyelere geldik. Evet. Bildiğiniz gibi 2016'da başladık. Bugün 2019 ve Türkiye Basketbol 1. Ligindeyiz. Gemlik'te basketbol çok seviliyor bir kere. Yani çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. Evet. Tabii Alinur Başkan bunu gördü. Biz ona birkaç kere bu konuyu iletmiştik sağ olsun. O da duyarsız kalmadı. Direkt bizi saat gece 11'de kendi telefonundan aradı gece. Gece görüştük zaten. Başkan daha öncelerde demek ki işten güçten vakit bulabiliyor. Yok bu sene de biz ona yeni götürmüştük konuya. Öyle mi? Kendisinin bir bilgisi yoktu bu konudan. Sonra biz böyle bir talepte bulunduk. Başkanım bize destek olur musunuz? Büyükşehir olarak biz gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim tutunacak hakikaten bir dala ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz spor çok meşakkat gerektiriyor. Tabi burada belediye desteği almamız ya da Büyükşehir Belediyesi gibi bir gücü arkamıza almamız çok önemliydi. Sağ olsun gece 11 gibi başkanım aradı. Hemen bir telefonda müzakerede bulunduk, konuştuk. Çok güzel. Böyle uygun mu dedi kendisi. Tabii kıymetli başkanım dedim yani siz böyle bir şeyle bize geldiniz. Hemen dedim girişimlere başlayalım ve hemen gerekli girişimleri yaptık. 3-4 gün içinde, 3 ya da 4 gün içinde. Zaten federasyonda bu olaylara çok sıcak bakıyor. Tabii tabii şöyle ya federasyon işin yapıcı tarafında kulüpler nasıl ayakta kalabilir? Basketbolu nasıl geliştirebiliriz? Sayın Alinur Bey de bu konuda gerçekten çok duyarlı. Yani spora verdiği önem ve hassasiyet bütün çevresindekilerce biliniyor. Kendisi böyle bir girişim başlattı ve adının BUDO Gemlik Basketbol olması talebinde bulundu. Biz de hemen yönetim kuruluyla görüşüp onayladık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten bizim için adı bile bize ayrı bir güven verdi. Bursa'nın zaten çok önemli markası. Çok önemli markası. BUDO çok önemliydi bizim için. Bu süreçte sağ olsun Gökay Bilir Başkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Yönetimi'ndedir başkan vekilimiz. O da Gemlikli kendisi. Öyle mi? Ha. Tabii o süreçte o da çok ciddi bir köprü vazifesinde bulundu. Alinur Başkan'la bizim aramızda. O da bu konuda bu süreçte sağ olsun hiç desteklerini esirgemediler. Tabii söylemeden geçemeyeceğiz. Biz bizim aynı zamanda kurucu üyelerimizdendir. Kurucularımızın başındadır. Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık. Evet. Birlikte kurduk biz Zafer Vekilimle. O dönem ilçe başkanı görevindeydi. Bu süreçlere gelmemize, bugünlere kadar gelmemize gerçekten yani yapı taşlarından en başında gelen isimdir Zafer Işık. Bu süreç böyle devam ediyor şu anda. Ve maçtan önce imza töreni yaptınız. BUDO Gemlik Basketbol adıyla da evet, çok güzel bir galibiyete imza attınız. İşte 4'te 4 oldu. BUDO Gemlik Basketbol adı açıklandıktan sonra da 4 hafta böyle gelmesi çok... Evet. Tevafuk mu diyelim artık? Bir şekilde... Evet. Sevgili başkanım, kaptana da dönmek istiyorum. Tabii. Can, sen de yıllarca liglerde oynadın. Bursa'ya, Gemli'ye sanıyorum ilk defa oyuncu olarak geldin. Daha önce tabii Bursa'yı biliyorsun ama birincilikte oynamak apayrı bir sorumluluk. Bir de Gemlik Basketbol'da BUDO'nun da sponsorluğu almasıyla BUDO Gemlik Basketbol'da nasıl bir ortam buldun? Arkadaşlar, koç, yönetim. Önceki senelerden oynayan arkadaşlarımın vermiş olduğu backgroundlar sonucunda burayı tercih ettim. Evet. Borçsuz bir kulüp olması, günümüzde biliyorsunuz bu tip sıkıntılar önemli, çok önemli. Daha önceki senelerde oynayan arkadaşların, kulüp başkanımız olsun, menajerimiz Yahya Gümüş olsun, evet, koç Fatih Elbaşı olsun, oyunculara katmış olduğu değerler ve bütün sorunlara ilgilenmesi olsun. Tercihimde burayı tercih etmem de çok önemli bir etmendi. 6-0'dan sonra 4'te 4 yaptık. O 6-0 yaptığımız sırada dahi üzerimizde hiçbir baskı kurmadılar. Sadece mücadele etmemizi istediler. Daha sonra da bunun sonucunda 4'te 4 bir galibiyet aldık. Yahya menajerimizin de vermiş olduğu bizi rahatlatıcı konuşmaları, sürekli organizasyon yapması. Bunlar bizim için çok önemliydi. Bundan sonra da hedefimiz, başkanımız söylemişti sene başına gelirken, biz mücadele eden bir takım istiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Umarım bunları galibiyetlerle taçlandırmaya çalışacağız. Evet. Sayın Başkan, hedef koyduğunuzda, sezon başında nasıl bir hedef koydunuz? Sonuçta bir playoff'lar var. Evet. Birinci takım direkt çıkıyor. 2-9 playoff oynuyor. Bir taraftan da tabii gayet doğal, ligde kalmak da olabilir. Sonuçta çiçeği burnunda bir takım kulüpsünüz. Zira ilk 2016'da kurulmuş bir kulüp. Gemlik Basketbol adıyla. Bugün 2019'da Türkiye Basketbol 1. Ligindeyiz. Basketbol 1. Ligi. Yani evet, şu anda futbola bakarsak Bursaspor'un oynadığı ligdesiniz. Yani. Evet. Evet. Futbola baktığımızda tabii mesela geçen sene Bursa Spor buradaydı. Bir anda... Yok, Bursa Spor'umuz da inşallah en yakın zamanda hak ettiği yere gelecek. Evet. Ona... Futbolda temennimiz yok. Evet. Basketbolda da Süper Lig'e çıkmayı başardılar ilk kez kulüp tarihinde. Bursa Spor, Frutti Extra adını aldı onlar da. Bursa Spor, yani basket olarak kulüp başkanına çok yakın arkadaşımdır. Sezer Bey. Komşusunuz biraz da. Komşum, evet. Orhangazi'de de çok iyi görüşüyoruz. Benim orada da mağazam var. Çok ciddi işler yapıyorlar ve büyük işler yaptılar, evet, yani. İnşallah daha üstüne koyarak. Ya Bursa'da basketi ben şöyle düşünüyorum. Mesela Bursa'da ben hala basketin istediği volüme ulaşmadığını düşünüyorum. Yani daha çok yol alınacak mesafe çok var. Değil mi? Çünkü Bursa çok güzel bir şehir. Spor da çok seviyor. Şimdi bakıyorsunuz bu şehir futbolda şampiyonluk gördü. Evet. Yani 2010 yılında. Şampiyonluk gördü yani, bence Şampiyonlar Ligi takımlarını ağırladı. Tabii 3 büyüklerden sonra Trabzon'da tabii buraya koyuyoruz. En büyük başarı bu. Bunun devamlılığı önemliydi. Ben önümüzdeki süreçte Bursaspor'un futbol olarak konuşuyorum. Tekrar eski günlere döneceğini düşünüyorum. Basketbolda da Sezer Başkan'la daha çok yol alacağı, evet, bir milat yani. Milat bence. Çok güzel işler yapılacağını düşünüyorum. İnşallah biz de onları alttan böyle işte ilçe takımı olarak böyle destek oluruz onlara da. Onlar zaten bize gerçekten destek oluyorlar, sağ olsunlar. Değil mi? Tabii yani bizim Bursa'da ama Tofaş'la ama Bursaspor'la çok ciddi bir dirsek temasımız var. O çok önemli aslında. Tabii buradan Tolga Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Hiç bize abiliğini eksik etmiyor. Tofaş Genel Menajeri Tolga Önger. Tabii. Tolga Bey'le biz kulüp kurulduğundan beri sürekli istişare içindeyiz. Aklımızın yetmediği, gözümüzün kesmediği konularda mutlaka ondan böyle bir destek ve fikir alışverişi mutlaka yaparız. Yaparız yani, ciddi anlamda yaparız. Burada, Tolga abi ben de 87'den beri tanırım. Tofaş Spor Salonu'na oyuncu olarak girmişti Efe abiyle beraber. O gün de ben genç bir muhabirdim. O Efes'ten geldiği günleri hatırlıyorum. Tolga abi de hakikaten kendisini basketbola vakfetmiş. Amerika'da bu işin eğitimini almış bir insan. Onlar artık duayen bana göre. Tabii. Yani bu işlerin artık çok mesafesini kat etmişler. Biz daha yeniyiz. Her şeyi mütevazi olarak görüp mütevazi olarak hareket etmemiz gerekiyor. Durumumuzu da biliyoruz. Bütçemizi de biliyoruz. Planlamalarımızı tamamen öyle yapıyoruz. Ama diyorsunuz ki denk bütçe, eşit bütçe ve döndürülebilir bütçe. Bunu ben çünkü Sezer Sezgin'den de çok duydum. Tabii çok önemli. Bu çok önemli. Yok öteki türlü Amerikalıların paraları şu bu zaten çabuk yayılıyor bu haberler. Camia küçük yani ne kadar çok takım olsa da bir telefon uzaklığında yabancılar birbirleriyle çok bu konuları konuşuyorlar biliyoruz. Ama Gemlik'te oynayan yabancılara da geleceğim. Yani ilçede yaşayan anlamında söylüyorum. Ama bu haftaki maça da biraz kaptana dönmek istiyorum. Bandırma Kırmızı'yı çok enteresan bir maçtan sonra 97-95 yenerek 4'te 4 yaptınız. Aslında Bandırma Kırmızı da eski adı Banvit'le bugünkü tek süt Bandırma'nın altyapı takımıydı. Müthiş bir maç. Bakıyorum ilk çeyrek 29-16. Senin galiba sakatlığın vardı bu hafta. Son iki maçta maalesef kaptan oynayamadım. Önümüzdeki hafta umarım çıkacağım maçı. Devrede 51-46. Sonra bir bakıyoruz 77-69. Son çeyrekte ne oluyorsa bir şeyler oluyor. Tabii ben maçı izleyemedim ama maçın masa hakemliği yapan bir arkadaşım oradan Tofaş'ın maçına yetişti. Orada biraz istişare ettik sizin maçı. Orada konuştuk. Tabii burada yani Watkins almış başını gitmiş. Tabii Gary Johnson. Onu da söylemekte fayda var. Mesela Watkins 32 sayı, 8 asist, 5 top çalma, 3 rebound. Çok önemli bir oyuncu kendisi. Yabancılar ilk başta geldiğinde biliyorsunuz TB'yle uyum sağlaması zor bir lig. Evet. Daha farklı bir basketbol oynanıyor. Nispeten biraz daha önceki senelerde bu ligde oynamamış çok fazla takım arkadaşımız var. Onların da bu lige adapte olmasıyla, yabancıların bu lige adapte olmasıyla. Sağ olsun başkanımız, Yahya menajerimiz Fatih abinin bizi motive etmesiyle gün geçtikçe İlk 6 maçı hazırlık maçı olarak görüp ondan sonra mücadeleyi bırakmayan bir takıma kavuştuk. Bu süreçte 6 maçta da 2 tane son senede maç kaybettik. O da çok önemli ama tabii her işte sonuç mağlubiyet olunca göze gözükmüyor onlar. Ama sonuçta bazı şeylerin yoluna gireceğinin göstergesiydi. Üstüne koya koya diyorsunuz. Üzerine koya koya gideceğimizin göstergesiydi. Şu an bir rüzgarı arkamıza aldık. Evet. Gary Johnson 19 sayı ve 9 rebound oynamış. Onun da etkili bir performansı var. İki Amerikalı takıma önemli bir katkı sağlıyorlar gördüğüm kadarıyla. Tabii ben daha nelerler ona çıplak gözle maçı takımınızı izlemedim ama inşallah ilk fırsatta geleceğiz. Çok memnunuz. Niyetimiz var. Can Kaşıkçı'nın 16 sayı 7 asist 5 reboundu yani bir double triple double'a doğru yaklaşan oyuncular var. 2000 doğumlu bir arkadaşımız. Çok yaşı ufak. Ayrıca kulüpte yani bizim gibi tecrübeli oyuncular varken takımda çok fazla genç oyuncu da var. Değil mi? Onların takıma yani lige yeni oyuncular da kazandırıyoruz bu arada. O da önemli. Mesela Gökhan Akkoyun'da 15 sayı 5 rebound. Bu Gemlik'in 2 haneli sayılarında 4 oyuncudan biri. Tabii herkes katkı koymuş. Karınca karınca top çalan var. Asist yapan var. Savunmayla sayı atamasa bile rakibine önemli oyuncularını durduran var. Bu bir komplike oyun tabii. Sadece bu rakamlara takılmamak lazım ama takımdaki arkadaşlık, dostluk anladığım kadarıyla bir hayli yüksek başkanımız seviyede. Ve Yahya menajerimiz sağ olsun sürekli bizi organizasyonlar yaparak daha bir araya getirmeye çalışıyorlar. Evet. Aile havası kurdurmak için çok çabalıyorlar. Her hafta en kötü ihtimal bir organizasyon yapıyoruz. Bu bazen 2-3'e çıkıyor ve bu organizasyonlar zaman... Yemekli kahvaltılı mı? Aynen sağ olsunlar yani. Zeytinyağı sızma mı onu sorayım. Yani, zeytinyağı sızma mı? Bizim işimiz Gemlik. Gemlik yani, dediğimiz zeytin. Dediğim gibi yani bizim aile havası yakalamamız için birbirimize çok daha fazla vakit geçirmemiz için çok ciddi mesai harcıyorlar. Bu 6'da 0 iken de böyleydi. Galip geldikten sonra bu böyle oldu. Değil mi? Yani hiçbir şekilde üzerimize baskı kurmadılar. Ve bu sayede de yani dediğim gibi galip gelmeye başladık. Umarım bundan sonra dediğim gibi rüzgarı arkanın inşallah. Aynen öyle. Kaptan tabii devam edeceğiz. Sevgili başkanımıza devam edelim. Siz de bir iş adamısınız ama sporu seven bir çok kişilik olarak 3 yıllık kulübü bir anda 1. Lig'e taşıdınız. 1. Lig'e çıkış hikayesi nasıl gerçekleşti? Oradan da biraz bahsedersek. Çünkü geçen sene final ve Bursa Spor vardı. Doğru. Bu sene yine iki takımımız var. Bursa final ve BUDO Gemlik. BUDO Gemlik oldu. Evet. Ya şöyle biz kurulduğumuzdan beri ben ticaretten gelme olduğum için hassasiyetlerim var. Yani borç dengesi, işte bilanço dengesi, ödeme dengesi. Yani yapamayacağın sözü vermiyorsunuz anladığım kadarıyla. Çocuklar bugün gene bana bir şey söylediler de adımı Süleyman Seba koymuşlar benim çocuklar. Başkan Süleyman Seba'dır bizim diye. Allah. Ona güldüm. O da sıkıydı biliyorsunuz çok. Ben rahmetli öyle içinde yatsın onu da buradan alalım. Ya şöyle düşünmek lazım. Bu oyuncuların hepsi profesyonel ve hayatlarını buradan idame ediyorlar. Tabii. Şimdi yapamayacağımızı söz vermek ya da sözleşme imzalamak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bir yere kadar götürür ama. Tabii yani sezonun ortasına kadar getiriyor. Ondan sonra takımda kopmalar başlıyor. Gelecek ayın çıkmaz perşembesi falan. Gibi oluyor. Tabii biz bu yönetim olarak da mesela bizim çok ciddi bir yönetim kurulumuz var. Her şeyi aramızda istişare ederiz. Bol bol konuşuruz. Evet. Neyi nasıl yapıyoruz? Yanlış yaptığımızda masaya yatırırız. Bunu yanlış yapıyoruz deriz. Yani bizim bu sene 1. Lig'e çıkmamız tamamen şu ana kadar hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Yani bizden hiçbir oyuncu alacaklı değil bugüne kadar. Ve şu an itibariyle hiçbir kulübün ne borcu var dışarı, ne oyuncuya, ne dışarıya borcumuz var. Evet. Sıfır borçla kulübü yönetiyoruz. Hidayet Başkan'a ben Bursa'ya geldiğimde bir sohbet ve röportaj yapmıştım. O da bu tür kulüplerin artması gerektiğini düşünüyordu. Sizinle de herhalde görüşürken. İşte telefonla onlar aradılar bizi, düşünür müsünüz diye. Ben telefonda olur ya da olmaz demedim tabii kendilerine. Yani biz bir içimizde bir bu konuyu bir değerlendirelim dedim. Acaba hani büyük denize mi atlayacağız? Ya şöyle, şimdi benim diyorum ya biz ticaretten gelme oldu. Ben şimdi mesela bu konuda sağ olsun çok ciddi destekçilerim var. Mesela bizim bir basketbol şube sorumluluğumuz var. Şahmeran hocamız. Evet. Aynı zamanda Gemlik Hastanesi'nin başhekimidir. Yani kendisi doktor aynı zamanda. Çok güzel. Tabii. Bir avukat arkadaşımız var tekrar. İşte 4-5 tane ticaret yapan zeytinci arkadaşımız var yönetimde. Sürekli aramızda istişare ediyoruz ama bu arada tabii logoda da zeytin var, onu da söyleyelim. Tabii Gemlik Basket'in logosu merak edenler internetten de bakabilir. Önemli yani, bir tabii sembol. Biz dünya markasıyız Gemlik. Hiç mütevazı olmayacağız zeytin konusunda. Doğru, doğru. İnşallah baskette de uzun yıllar böyle devam ederiz. Sonra işte o süreçte bize dediler girer misiniz, dedim ki bir 2-3 gün bana müsaade edin. Sonra genel menajerimle oturduk, dedim ki ya bana bu ligin bir profilini çiz bakalım. Bizim bildiğimiz bir lig değil. Nedir ne değildir. Çünkü siz 2. ligdeydiniz. Tabii. Bize bir bütçelemesini bir anlat bakalım. Nasıl olur? Altından kalkabilir miyiz? Kalkamaz mıyız? Yani yarın tamam bu işe girelim. Bir süksemiz olsun. 3 yılda 1. lige çıktık. Namımız yürüsün. Namımız. Ama derler ya. Ama iş öyle değil yani. Şimdi tabii canım, ben işin nüktesini söylüyorum. Bir de bunun yarını var. Sonra istişarede yaptık. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Konuştuk. Dedik uygun mudur? Uygundur. Ve başladık. Yaklaşık 4 takım vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam, eksik de söylemeyeyim. Bu lige kabul edilme durumundan sonra biz kabul edildik. Evet. Şu ana kadar da iyi götürüyoruz. Mesela işte kaptanın söylediği gibi takım 6 mağlubiyet aldı arka arkaya. Tabii bu süreçte çok yoğun baskı alıyorsunuz dışarıdan. Ne oluyor? Çocukların niye böyle şimdi falan. İçeride bizim çok hakikaten iyi bir yapımız var orada. Çocuklara hiçbir şey yansıtmadık. Bir kere soyunma odasına girmedik. Bir kere idmana gitmedik. Bir kere niye böyle yapıyorsunuz demedik. Sadece menajerle ve koçla konuştuk. Takım yöneticiler dolaşırsa tabii biraz enteresan bir psikolojik, tabii. Belki bilinç altında bir baskı olabilir. Şöyle yani. Gerek yok böyle bir şeye. Dışarıdan gelen bütün baskıları biz göğüs gerdik ekip olarak. Yani biz onlara dedik ki kardeşim bizim var bildiğimiz bir iş. Siz sadece yorum yapın. Bize müdahale etmeyin. Evet, biz takıma, tabii biz mesela teknik ekibe, koça, bir kere biz oyunculara, ben ciddi anlamda söylüyorum, ben kulübümü çok seviyorum ve oyunculara çok güveniyorum. Yani bizde çok ciddi oyuna karakter koyan oyuncular var yani. Şimdi kaptanın yüzü burada, söylemiyorum. Can Terzioğlu çok ciddi bir isim yani. Hiç maçı olmayacak zamanda maçı alır götürür. Mesela Can var, Murat Can'ımız var bir tane. Sen evet. Ben çok seviyorum onu. O da Bursa'da. O da. Mesela maçın hiç olmayacak bir zamanında biz diyoruz Murat eline geldi mi top atar diyoruz. Amerikalılarımız inanılmaz alıştı. İçeride şimdi bizim bir Mirza'mız var. Evet. Mesela çok şey bekliyoruz biz ondan. Çok iyi olacağını da düşünüyoruz. Üzerine de koyacağını düşünüyoruz. Ya ismini tek tek saymayayım. Bütün oyuncularımız bizim farklı yapıda. Ve ben çok güveniyorum. Yani biz bugün 4 tane üst üste galibiyet alıyorsak bu bizden alakalı bir konu değil. Tamamen oyuncuların karakter koymasıyla alakalı. Evet. Yani sen istediğin kadar orayı iyi yönet, istediğin kadar para ödemeye çalış. Ya oyuncu oynamadıktan sonra maç kazanma şansın yok. Parkede bitiyor tabii. Tabii karakter koyuyor adam orada. Parkede karakterini koyuyor ve maçı kazanıyor. Evet. Ben şimdi, koç Fatih Elbaşı da tanıyorum. Yıllarca Tofaş'ta görev yaparken yardımcı antrenörlük döneminde falan. Tabii o da Gemli'ye de yabancı olmayan bir isim ve çok yıllarını verdi. Birçok takımda çalıştı. Ya çok kaliteli bir isim. Avrupa şampiyonluğu var biliyorsunuz. Evet. Koç'un milli takımlarda Avrupa ikinciliği var. Doğru. Ciddi bir kariyeri var. Biz kulüp olarak yöneticilerin tamamı, biz koçun hep arkasında, ben mesela özellikle söyledim. Fatih Elbaş bu takımı oynatır. Takım oynadıktan sonra da bir yerlere gelir. Değil mi? Sonra bir baktık koçla birlikte oyuncular da reaksiyon vermeye başladı. Maç kazanmaya başladık. Aslında şimdi, çok önemli. Tabii şimdi biz iddia ediyoruz. Ben bizim şu anda ligde yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum. Takıma ben inanılmaz güveniyorum yani. Bizim ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Şimdi Sayın Başkan, çok da az farklar var. Yani lider Petkim ve Fethiye'ye bakıyorsunuz. Onda 8 bunlar, tabii, zirvedeler. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım ilk 8'e kadar, onda 6 galibiyetle sıralanıyor. Tabii. Burada finali tabii bahsetmek lazım. Ona da birazdan geçeceğiz. 4. sıradalar. Averajda sıralanıyorlar şu anda. Akisar, evet, Manisa, Konya. Balıkesir'den sonra bir Denizli Merkez Efendi'nin 5 galibiyeti var. Bornova yine Mamak'la beraber 5. Yani 11. sıra 12. Gemliğe kadar 2 galibiyet sizi bir anda ilk 4'e atabilir. Böylesine, evet, sıkışık bir dar marjda. Makas çok dar. Evet. Her an her şeyin olabileceği bir lig yaşanıyor. Burada, evet, bugün ben playoff'a girdim diyen yanılabilir. Playoff zor diyen de bir anda playoff'u yakalayabilir. Böylesine de yakın bir lig. Şimdi Serkan Bey, 4 hafta öncesine kadar maçtan, mesela başlangıçtan başladım. Birisi dese ki bize Gemlik Basketbol, ya işte ya sonuncu bitirir, belki sondan bir önce bitirir. Mesela 6 tane üst üste mağlubiyet almışım. Bir de şimdi orada loser diye bir Amerikan terimi var. Hani winner'ın tersi. Kaybetmeye alışmış takımlara loser takım en deniyor. Onu yaşamamak için, sıkıntı bu. Değil mi? Bir yerde kırmak lazım. Şu anda bizim takım kazanmaya alıştı. İşte evet. Ben o zaman dedim ki hep menajerime de koça da dedim ki bakın arkadaşlar, yenilmeniz, yenmeniz önemli değil. Bırakın, çıkın oynayın siz oyununuzu. Stres yapmadan. Ben varım, hiç sıkıntı yok. Yani siz çıkın oynayın. Biz yönetim olarak arkanızdayız. Hiç sıkıntı yok. Rahat olun siz. Güveniyoruz dedim. Tabii, kesinlikle. Evet. Ben sizden sadece istediğim maçlarda kavga edin, savaşın, mücadele edin. Biz dışarıdan ruhsuz bir takım seyretmeyelim. Evet. Ama yenilelim, önemli değil yani. Bizim öyle bir iddiamız yok. Canla başla zaten onu oynayınca taraftar da hakkını veriyor maçtan sonra. Siz bizim, biz şu anda mesela bu haftayı aşağı yukarı 1400 kişi oynadık. Onu soracaktım ben de, biraz önce sohbet ediyorduk çay içerken içeride. Evet. Yani 1500 değil mi? Sayın Menajer'in de öyle bir bilgi verdi. 1500 dolayında bir... Öyle değil mi? Yok. Stadın kapasitesi 1500 diye biliyorum. Spor salonu 1505 kişi. Evet. Evet. Yahya menajerimiz oradan bize asist yapıyor sürekli. Asist krallığında ilk sıraları zorlayacak. Sağ olsun. Tabii 1500 kişilik salonda 1300 kişinin gelmesi demek. Yani %85 dolayında bir oran ve biraz önce Can Kaptan çok güzel bir şey söyledi. Yani her hafta artan gençlik, oraya ilçe gençliğinin çekilmesi. Bu hafta dolduracağız inşallah. Ben iddia ediyorum bu hafta. Değil mi? Tamamını dolduracağız diye düşünüyorum. Maçın bir daha program sonuna veririz ama Yalova maçı, evet, saatini ve gününü bir kez daha başkanım söylerseniz. Burada Cumartesi günü saat 5. Değil mi kaptan? Yanlış aynen söylemiyorum. Cumartesi günü saat 5'te. Cumartesi 14 Aralık. Cumartesi, evet, saat 5'te Yalova Spor komşu il geliyor. Yalova zaten size herhalde 25 dakika falandır. O kadar. Yeni yani yoldan 20 Yalova ile de ilişkilerimiz çok iyidir. Çok, evet. Onlar da bir sıkıntı yaşadılar. Oyuncu bazlı, evet, bir takım şeyler kulağımıza geldi ama Yalova'nın durumuna baktığımızda da Sayın Başkan, tabii onlar da sizin averajla altınızdalar. 4'er galibiyet iki takımın mücadelesi bir anlamda aşağısıyla irtibatı koparma anlamında önemli bir eşik atlama maçı olacak. Bizim 2 haftamız Serkan'a çok önemli. Biz Allah'ın izniyle üst üste galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Bir altılıyı bulacağız diyorsunuz. Bulacağız yani Allah'ın izniyle. Çünkü Denizli'de bir galibiyetle kazanmaya başladınız. Yine bir Ankara Mamak hafta içi galibiyeti. Mamak da çok ciddi bir takım. Çok zor, önemli. Çok, tabii, yani baktığınızda yani Mamak deyip geçmeyin. Tabii. Bursa Spor'dan hatırlıyorum ben. Sürekli zorluyordu Bursa Spor'u Mamak. Aynen. Gene aynı problem. Tabii. Biz o gün mesela ciddi anlamda basketbol oynadı çocuklar yani. Değil mi? Bu haftaki mesela Bandırma Kırmızı. Evet. Yani inanılmaz genç bir takım, inanılmaz dinamikler. Zaten çok iyi elleri geliyorlar. Var. Evet. Altyapıdan gelir. Sürekli birbirleriyle oynamanın verdiği avantajı sahaya çok iyi yansıtıyorlar. Çok önemli ama. Ama biz gene yendik yani biz. Evet, önemli olan zaten hani rahmetli İbrahim Yazı derdi, ben tabelaya bakarım. Tabelada kazandıysan ben de aynısını söylüyorum. Ben tabelaya bakarım diyorum. Olay bitmiştir. Tabii ki sonra onun, evet, öncesi sonrası var. Bir de Gemlik'te basketbola ilginin BUDO Gemlik Basketbol'un 1. Lig'e yükselmesi ve bu ligde son 4 haftada üstte galibiyet alması sanıyorum ilçede bir heyecan yarattı. Bir hani en güzel fısıltı gazetesi vardı eskiden, şimdi de sosyal medya var. Evet. Giderek artmasını da ben herhalde ilginin galibiyetlerle beraber daha da artacağını düşünüyorum. Onu nasıl görüyorsunuz Sayın Bulut? Şöyle, önceki yıllarda basketbola ilgi çok fazla değildi. Gene 200-300 taraftara oynanıyordu Gemlik'te. Biz geçen yıl aşağı yukarı 800-900 ortalamayı tutturduk. Bu sene de 1000'in üstünde oynuyoruz. Gerçekten Gemlik, BUDO Gemlik basketbola çok güveniyor. Bir de inanılmaz, biz herkesi, mesela bizim tribün profiline bakın, inanılmaz keyif alırsınız. Evet. %30-35'i 40'ı çocuk, %30'u bayan. Düşünsene, çok ciddi bir oran bu. Geri kalanı erkek seyirci. Ya o profil bana o kadar, mesela bizim öyle bir yer oluştu ki bizim protokolün hemen sağ tarafında aşağı yukarı 200 tane altyapı çocuğumuz sürekli ön taraftan takımı destekliyor. Sürekli. Biz ona özel bir şey yapın ya da yani şöyle bir şey yapın diye bir telkinde de bulunuyoruz. Oraya geliyorlar ve altyapı tribünü gibi oldu yani. İnanılmaz keyifliler ki onlar orada. Ben onları seyrediyorum. Bana büyük keyif geliyor. Mesela şey de söylemeden geçemeyeceğim. Biz lütfen. Aslında bu projenin Gemlik'te basketbol projesinin çıkış noktası buydu. Altyapı. Şu an 400'den fazla çocuğumuz var. Değil mi? Tabii. Yani bizim için büyük iş bu. Sıfırdı. Her zaman söylerim ben, 1-0'dan büyüktür. Şu anda 400'e yaklaştık. Aynen. Bunu artarak, ya salon kapasiteleri, içerideki spor alanlarının kapasiteleriyle de alakalı. Onu mesela biraz daha geniş tutabilsek, daha imkanlarımız olsa. Başkanım, dilerseniz altyapıya ve diğer konulara, izleyicilere, oradaki kentin yapısına nasıl sosyal anlamda katkı koyduğunu. Şimdi yönetmenim uyarıyor. Kısa bir aramız var. Çok kısa. Tamam, 2 dakika için. Kadar değil mi Kaan? 2 dakika kadar bir aramız var. O aramızı vereceğiz. Kaptan devam edeceğiz. Çünkü sohbet güzel gidiyor. Sevgili seyirciler ve bizi 94.2 Radyo Bursa'da bugünden dinleyenler. Çok kısa bir aramız var. Lütfen ayrılmayın. Çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin lütfen. Hemen 2. bölümde BUDO Gemlik Basketbolu ve Basketbol Süper Ligi ile 2. ligini konuşmaya devam edeceğiz. www.bursadabugün.com Türkiye'nin en büyük yerel medyası. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter. Radyo Bursa'da bugün 94.2. Evine en yakın pastaneyi biliyorsun. Peki afet ve acil durum toplanma alanını biliyor musun? Canın sağ olsun demek isterdik ama sen de Türkiye.gov.tr'den yaşadığın yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını öğren ki canın sağ olsun. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol. Evet sevgili seyirciler, Pota Altı'nın ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz ve bugün çok değerli konumuz var demiştik. Bizi yeni açanlar için tekrarlayalım. BUDO Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Sayın Berkay Bulut ve takım kaptanı Can Terzioğlu. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Gerçekten hani reklam arasında konuştuk. Sohbet bir hayli keyifli gidiyor. Dilimiz döndüğünce hem kulübün yapılanmasından, birinci lige katılış öyküsünden bahsettik ilk bölümde. Ve tabii sahalara da girdik. Siz en son altyapıdan ve altyapı tribünden bahsediyordunuz, evet, Sayın Başkan. Tabii U dediğimiz altyapı takımlarınız da var. Yerelliklerde oynayan. 5 tane altyapı takımımız var. 180 kategoride tane çocuğumuz var orada lisanslı. Genelde ilçe ailelerin çocukları değil mi? Yani tabii Bursa'dan gelen de vardır ama ilçe ve civarı diyelim. Çok önemli. Gemliğe hizmet etme anlamında söylüyorum. Yani şöyle, ağırlığı Gemlik'ten tabii. Tabii. Ya biz dedik ya, çıkış noktamız aslında altyapılarda. Bu konuda hakikaten vekilim bana ısrarla aman başkan altyapılara çok önem verelim. Mesela bizim milletvekilimiz Gemliğe geldiğinde, Gemlik'te evet, oturuyor biliyorsunuz. Gemliğe geldiğinde her pazar çocuklarla idman yapıyor. Onlarla paylaşıyor. Altyapılarla basketbol oynuyor orada mesela, gidiyor. Hem bana, bir basketbol sever olarak hem bir yönetici olarak. Ya şöyle çok keyifli olarak. Bir vekil oraya geliyor, bir milletvekili geliyor ve her pazar çocuklarla orada, altyapıdaki çocuklarla, A takımla değil, altyapıdaki de çocuklarla oynaması. Daha değerli zaten. Yani çok kıymetli orada. A takım kıskanmasın da. Tabii şöyle. Şaka diyorum. Bize oraya da geliyor ama mesela onlarla idmana çıkıyor. Ailelerin çünkü pazar günü ve cumartesi günü tamamı orada oluyor. Değil mi? Onlar aileler de izliyorlar. Tabii. Şimdi mesela bizim tribünden alakalı işte altyapıdaki çocuklar her şey orada. Mesela benim protokolün sağında altyapılar var. Sol tarafında da mesela bizim çok ciddi böyle bir grubumuz var. Tepebaşı diye. Evet, Tepebaşı'dan mesajlar geliyor. Birazdan okuyacağım. Tabii bizim hakikaten aşıktır onlar takıma. Bu Tepebaşı biraz Texas gibi galiba. Değil. Yok yanlış anlama. En heyecanlı ve çok zevkli grup anlamında. Texas nasıldır? Bizim hiç durmaz. Değil mi? Sürekli tezahürat yapar. Yani o Texas derken tabii yani gruptaki ateşten bahsediyorum. Aynı şeyler, moddalar. Sürekli bir faal. Yoksa sizin Amerika'nın biri Chicago'lu galiba. Evet, Chicago'lu. Onu biliyorum da Texas deyince Bursa Spor'da oynayan 3 Amerikalı'nın ikisi Texas doğumlu. Biri de Texas Üniversitesi okumuş diye deyince Bursa'da başka bir sevinç oluştu. Amerikalılar anlatmışlar durumları, onlar da şaşırmışlar. Yani bizim mesela Bursa Texas ekibi inanılmaz ateşli yani. Tabii. Ama işte takımı o tetikliyor. Mesela biz şimdi Orhangazi il sınırı var biliyorsunuz. Texas il sınırı Orhangazi. Orada da var, evet. Mesela bizim Tepebaşı grubu sürekli maçta destek veriyor takıma. Tabi bu da bütün tribünü ateşliyor. Onların böyle olması takıma daha farklı güven veriyor. Evet. Oyuncular tribün arkamızda diyor. Yani orada farklı bir şey oluşuyor. Bizde şu anda çok böyle bir dinamizm var tribünde. Bayan seyircinin ve çocuk seyircinin fazla olması projenin ne kadar amacına uygun olduğunu gösteriyor bize. Benim en büyük keyif aldığım şey o. Yani ne kadar aileler, çocuklar geliyorsa. Tabii ben şimdi menajerime de söylüyorum. Mesela şeyi söyleyeceğim. Bu süreçte 6 hafta kaybettik. Yani bir başkan için çok ağır bir durum yani. Ama her şeyinde bir ilki oluyor maalesef. Tabii. Şimdi dedim ki 6 hafta kaybettik. O süreçte ben duyuyorum mesela menajere teklif geliyor. Ben biliyorum başka kulüplerden. Oyunculara mı? Kulüp menajerine yani. Ha, Yahya Bey. Nereye gidiyorsunuz diyorlar mesela. Kulüp nereye gidiyor? Ben hepsini mesela Yahya Bey'le konuştum. Başkanım yok, kesinlikle öyle bir şey. Gitmedi mesela. Ben biliyorum, bana teklif ettiler mesela. Ha, demek ki hani bu hazır kulüp tabii kötü giderken. Bile. Sonra biz ne yaptık aramızda? Dedik ki kardeşim bu kulüp bizim. Bu kulüp bizim. Evet. Yani biz birincilikte oynuyoruz ama biz bunu o kafayla yapmıyoruz. Tamamen altyapıdaki çocuklara rol model olan, çok disiplinli, çok koşan ve çok birliktelik halinde olan bir takım yaratmaya çalıştık. Ve şu anda yani ben dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Bilmiyorum kaptan ne düşünüyor? Kaptan bütün taşlar yerine şu an oturdu yani. Bütün taşlar oturdu yerine. Kaptan evet, özetledi 3 kelimelik bir cümleyle. Bütün taşlar yerine oturdu dedi ve tam oturdu. Belki de o hafta tabii kimse istemez ama yaşanması gerekiyordu belki, ya da ne bileyim bir takım yeni başarılar için bir altyapı. Hani denize atladığınızda bir önce Gemlik Körfezi'nde bir kuma ayağınızı böyle bir vurursunuz. Sonra yukarı çıkarsınız. Evet. Bunu aynı örneğe veriyorum. Ya şöyle Ya işin doğrusunu söyleyeyim. Ben çocuklara da söyledim hep. Dedim ki bakın bizim mağlup olmamız ya da galip olmamız burada amaç değil. Amaç burada bu taraftara bu heyecanı yaşatmak burada. Değil mi? Altyapıdaki çocuklara bir heyecan yaşatmak. Şimdi bu da galibiyetle bu taçlanıyor. Aynen. Ya bizim için şöyle galibiyet çok önemli. Şu anda galibiyetle beraber inanılmaz bir coşku başladı. Yani biz o heyecanı taraftardan görüyoruz. İşte yaptığımız maç işte... ne zaman, biletleri nereden alırız falan gibi sorular çok gelmeye başladı. Tabii şimdi bizim mağazalara gidiyorlar. Başkanım nasıl işte... Ya sıkıntı yok diyorum. Siz stada gidin. Stadın kapısından. Giriş zaten çok rahat. Herhangi bir öyle şey olsun, var mı? Sembolik 2 lira, 3 lira, 5 lira öyle yapıyoruz gibi. Biz de evet. Yani şey, çok sembolik federasyona karşı bir şey olmasın diye. Ya tabii şimdi usulü yerine getiriyoruz. Bir de ortada yoksa, bir ürün var yani. Ya şu, ben çok değerli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Ya hiç mütevazi olmayacağım yani. Belki bu ligde oynamış Amerikalıları ayrı tutuyorum. 2-3 tane birincilikte oynamış, o havayı solumuş oyuncunun dışında hep ikincilik veya başka liglerden gelmiş oyuncular var ama ben takımımdaki tek tek bütün oyuncuların çok farklı bir kalitede olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Yani o çok önemli. Bu arada Amerikalılarda imza vermekten yorulmuş diye duydum. Kolları ağrıyormuş çok falan. Seviliyor. Gemlik'te mesela o kadar rahatlar ki Serkan Bey. Bir gör. Kordonda şimdi, gezerken tabii, rahat geziyorlar mı? Yani ilgi alakalı. Yani biz onlara Gemlik'te öyle bir şey yarattık. Bir de Gemlik'te bizden alakalı da hiç farklı bir hava yoktur. Derler ki işte Berkay Başkan'ın oyuncuları. Onlar istediği gibi kafeye gider oturur, evet, gezer, tozar. Kimse onlara şey yapmaz. İlk dönem onlara da biz alıştığına kadar anlattık. Bak burası işte ilçe. Burada yapılar böyle. Evet. Şunlara dikkat edin, bunlara dikkat edin. Onlara anlatmak gerekiyor çünkü. Tabii hassasiyetler var çünkü. Onlar da farklı bir kültürden geliyor en nihayetinde. Tabii canım. Onlar için normal olabilir bazı şeyler. Şu anda dediği gibi Kaptan Demir'den çok güzel söyledi. Takım içindeki bütün taşlar yerine oturdu ve herkes çok keyifli. Önemli olan o. Zaten Bursa merkeze baktığınızda da en az 10 Amerikalı vatandaşı var. Belki onlarla da zaman zaman sohbet edip zaman geçirmek. Muhtemelen öyledir yani. Biz çok o işlere girmiyoruz. İzin günlerine belki yani bazıları hepsiyle samimi olamazlar ama yani bir sohbet etme şansları olur diye düşünüyorum. Öyle bir yabancılık durumları da yok. Bilmiyorum evliler mi, bekarlar mı kaptan? Bekar yani. İkisi de bekar mı? İkisi de bekar. Keyifleri yerinde yani. Ha tamam o zaman. Çünkü çoluk çocuk olduğunda onları alıp gezdirmek falan, hanımın canı sıkıldı falan gibi durumlar da oluyor bazen. Öyle şeyler duyuyoruz da. Tabii şimdi adam ailesiyle beraber gelirse buraya. Tamam. Onların da bir yere gitmesi gerekiyor. En nihayetinde bir yaşam yani. Bu sadece basketbol değil ama ki yaşamlar. Aslında Gemlik lokasyon olarak keyifli bir yer. Yani Armutlu'ya kadar uzandığınızda ya da bu taraftan Mudanya'ya doğru gittiğinizde. Valla ben Türkiye'de 5 yer sayayım. Birini Gemlik için. Ben birinci Gemlik sayarım çünkü ben Gemlik hastası bir doğma büyüme Gemlikliyiz. Biz küçükken babam bizi Gemlik'e götürüp Manastır'da o Gemlik iskeleden, çatanalara binerdik tak motorlara. Manastır iskelesine göre. Manastır'da iner, orada denize girerdik. Akşama kadar vakit geçir dönerdik. Tabii 70'li yıllardan bahsediyorum. Şimdi Manastır şehir içi oldu artık. Şehir içi oldu. Evet. O üst yol açılınca falan orası tamamen. Ben şimdi nerede indiğimizi bulamıyorum. Her gittiğimde aşağı bakıyorum. Ama tabii çocukluğumuzda şimdiki çok farklı. Valla bir gün gelin sizi orada bir misafir edelim. Gittiğiniz küçüklüğü bütün böyle yerleri gezdirelim. İnşallah inşallah. Gemliğimiz çok güzeldir. Yani ben Körfez'in incisi diyor. Ben sağ olun. Gemlik çok başka bir yer. Ben şimdi İzmir'de çok kaptan İzmirli. Evet. İzmir'de iyi bilirim. Gelecekte belki koç olacak bilmiyoruz yani. Koç dedik ama dur bakalım. Var mı öyle bir niyet kaptan? Yani basketbol neresinde olmak istiyorsun ya da olmak istiyor musun? Şu an oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Tabii gençsin. Yaş kaç? 34 oluyorum bu ay sonunda. Bize göre gençsin. 3-4 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum. 4 sene daha aynı performans. Yani. Kendine iyi bakıyorsan zaten orada bir sıkıntı çok yok maşallah. İyi de görüyoruz seni. Bu sene tekrardan dediğim gibi benim de bir çıkış yakalamam gerekiyordu. Tamam. Bu bakımdan Gemlik Basketbol Kulübü benim için de çok iyi oldu. Yaklaşımlar iyi olunca, çalışma ortamı sağlanınca ve Fatih Koç gibi bir koça sahip olduğumuz için de dediğim gibi ritim yakaladıkça da her şey yoluna girmeye başladı. İnşallah. İşte bugün sizi ağırlıyoruz. Bu arada sorular da geliyor. Onları hızla paylaşayım çünkü zamanda daralıyor. Örneğin Adnan Orhan, Frutti Extra Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu üyesi Adnan abimiz. İyi yayınlar. Gemlik selamlar basketbolumuza buradan başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. İlettik Adnan Başkan. İknur Apak iyi yayınlar demiş. Sevgi Avşar iyi yayınlar. Ne güzel bayan izleyicilerden de yorumlar çok geliyor. Gökhan Göksu Alhan. Serkan Bey tebrikler güzel program demiş. Ve Yahya Gümüş Gemlik'te basketbol anlamında çok büyük şans diyerek de menajerimize buradan biz de bir asist yapalım. Evet, Yahya Gümüş de şey gibi oldu yalnız hani vardı ya para bağlantısı yapıyordu Şey gibi. Neydi o? Dur. 1500 milyon. Ne beydi o? Söylesene. Hamdi Bey gibi. Şu anda çok meşhur ama kendi gözükmüyor. Yok, Gemlik'te sizi de bekliyoruz önümüzdeki dönemde. İnşallah. Tabii iletelim. Gemlik Basketbol, Gemlik'in yeni markası demiş. Necdet Yılmaz'dan böyle bir mesaj var. Sağ olsun. Yine Muhsin Kul hocamız bizi izliyor, yayınlar demiş. Eski basketbol hakemlerimizden. Büyük Başkan, Büyük Kaptan Tepebaşı Online demiş. Mehmet Necati Girgin. Tepebaşı Online'miş gördüğünüz gibi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Turan bizim sürekli izleyicilerimizdendir. Gemlik'ten iyi de bir Bursa sporludur. Evet. Çok iyi dostumdur. Sürekli de yazar. Çok da iyi Bursa sporludur yani. Evet. Ona şüphe yok çünkü her programımıza bir yorum mutlaka gönderir. Gemlik'ten selamlar, iyi yayınlar. Berkay abi ve Kaptancı'ya da merhabalar. Sağ Tepebaşı olsun. Hep daim yanlarında demiş. Teşekkür, ya da her daim, işte orada bir harf hatası olabilir. İyi yayınlar, selamlar demiş Ramazan Korkmaz. İskoçya'dan Ercan Altıngül arkadaşımız izliyor. O da eski bir Bursasporlu futbolcu. Bir de Almanya'dan Bursalı eski bir pivot abim var. Onun da mesajını okuyacağım. Ama galiba benim sayfaya gelmiş. Ahmet Hakan Bozkurt şu anda Almanya'da yaşıyor. O da bizi Almanya'dan izliyor. Belediye Spor'da falan yıllarca oynadı, Büyükşehir Belediyesi'nde. Selamlar, sevgiler. Gemlik Basketbol'a başarılar demiş. Teşekkür Artık ederiz. BUDO Gemlik Basketbol diyoruz. Evet. Çünkü BUDO Sayın Başkan Alinur Aktaş Bursaspor'un göğsüne bu yıl bir kez daha sponsor oldular. Oldu. Hani bayanlar Büyükşehir Basketbol takımı var ama onun dışında sanıyorum dışarıya ilk kez isim hakkı olarak size ismini verdi BUDO olarak. Evet, güzel bir şey. Ahmet Hakan da diyor ki Almanya'dan 1 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğim. Fikstüre baktım. 5 Şubat'ta oynanacak BUDO Gemlik Basketbol final maçını tribünden izleyeceğim diyor. Çok memnun oluruz. Zaten salona girdiğinizde görürsünüz. Şöyle 2 metre 5 santim kadar eski pivotlarımızdan. Teşekkür ediyoruz değerli dostum Ahmet Hakan Bozkurt'a da. Bekliyoruz dedi başkan. Artık bugünden itibaren ne derler, rezervasyonunuz yapılmıştır. Yapıldı rezervasyon. Yani eski basketbolcular, aslında ben Bursa'da bunu istiyorum. Yani Tofaş, Oyak Yona vardı zamanında. Evet. Daha önce Sümerbank, Merinos vardı. Çok takımlar geldi geçti. Ama onların basketbolu bıraktıktan sonra Bursa'ya yerleşen eski basketbolcuların Bursa takımlarına sahip çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani o VIP tribünde eskiden Atatürk Spor Salonu'nda hemen orada buluşulurdu. Şimdi yeni salonda biz birbirimizi zor görüyoruz. Yani büyük salon olunca tabii insanlar mecburen dağılıyorlar. Ama bir gruplaşma olması lazım orada. Evet. Yani özellikle Tofaş eski basketbolcuları isteyenlere, çok değerli isimler var Serkan Bey. Çok değerli isimler var. VIP salondan, tribünden her zaman yer ayırıyor. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi orası biraz çekme tribünden dolayı üst katlı bir salon olduğu için Tofaş Spor Salonu. Evet. Ama orası da ambiyansı güzel. Özellikle hem Tofaş'ın hem Bursaspor'un maçlarında müthiş bir doluluk oranı yakalıyor. 6800 koltuk var. Ve canlı yayınlarda da ben hem ekrandan bakıyorum hem de gittiğimde bakıyorum. Full'a yakın. Full'a yani yakın yani. Müthiş oyunlar var. Bu arada Gemlik'ten de bir hayli izlendiğimizi fark ediyorum. Gelen mesajlar ve izlenme oranları onu gösteriyor. Şevki Yıldırım da o da eski basketbolcu Şevki abimiz. Gemlik fites değiştirdi, yola sağlam basıyor demiş. Sağ olsun. Bir reklam şirketinde acaba slogan çalışması mı yapıyorsunuz Sayın Şevki Yıldırım? Evet, o zaman vallahi bu tür övgüleri programda hani ben size yansıtırken de mutlu oluyorum. İnsanlar bizi izliyorlar. Gemlik sağ olsunlar, var olsunlar. Bu doğrunun da desteğiyle beraber, özellikle son 4 hafta isim sponsoruyla beraber dedik ya açılışta, sevaflık mıdır acaba? İyi geldi, uğurlu geldi vallahi herhalde. Alinur Başkan'ın bir şey gibi oldu böyle. Bilmiyorum hani. Alinur Başkan bu kasede bu programı izler diye düşünüyorum. İzler. Mutlaka izler. Çok meraklı. Bir de hakikaten çok ilgili spora. Evet. Sağ olsun. Ondan sonra bir rüzgar oldu. Bakalım, hamdolsun. İnşallah da hep böyle gider inşallah. Gelecek. Bu arada 14 Aralık Cumartesi bir kez de ben anons edeyim. BUDO Gemlik Spor Salonu'nda değil mi? Evet. BUDO Gemlik Basketbol ilçe spor salonunda saat 17'ydi değil mi kaptan? Aynen. Saat 17'de Yalova Spor'u konuk edecek. Yalova Spor demişken geçen hafta Bursa Final Spor'da deplasmanda Yalova Spor'u 85-66 yendi ve Bursa ekibi de çok önemli bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Bu haftada Manisa'ya konuk olacaklar. Böyle çift deplasman, çift iç saha maçları oluyor herhalde. Siz içeridesiniz, onlar dışarıda. Böyle denk geldi, evet. Tabii tabii, bu bazı haftalarda öyle oluyor. Futbolda da var bu. Tabii bu arada finalde de biliyorsunuz Guy Will diye bir oyuncu var. Triple double'lar, bir 75'lik Amerikalı, smash şampiyonlukları falan. Çok iyi. Acayip. Bu hafta 2 asistle triple double'ı kaçırdı. Ben yani bu oyuncu için de özel bir tribün oluşmaya başladı. Çok genç de bir oyuncu, 23-24 yaşlarında. Bu tür şeylerin olması çok önemli. Bu arada özelden de bir mesaj geldi. Evet, Sezer Sezgin Başkan. Berkay abime selamlar diyor başkanıma. Başkandan başkana selam var. Sezer Başkanım. Sezer Başkan, vallahi her yere yetişiyorsun. Vallahi. İlk programı zaten Sezer Başkan'la açtık burada. Evet, çok. Bizi yine bir yerlerden izliyor. Artık İznik'te göl kıyısından mı yoksa dağın tepesinde bir yerde ateş yakmış cepten mi izliyor onu bilmiyorum ama. Yok yok. Çok aktif bir başkan. Çok hiç durmaz o yerinde. Evet. Ya kulüptedir ya mağazalardadır ya restoranlardadır. Ya da jiple tırmanmıştır dağlara. İşte bilmiyorum artık bu akşamı mutlaka bizi çeken bir yerden seyrettiğine göre buralarda bir yerlerde. Evet, yine Bursa'yı sınırlarında. Evet. Çok güzel. Sezer Başkan, size de başarılar diliyoruz. Bu hafta çok önemli bir maç var, onu da söyleyelim. Bursa Spor bu hafta önemli, Türk Telekom'a evet. Hani bir ara farkı 3'e 4'e kadar indirmesine rağmen 80-62 yenildi ama Basketbol Süper Ligi'nde ben buraya not da aldım. Tabii Ender Aslan'ın 2 haftadır sakatlığı nedeniyle oynamaması hazır. Sezer Başkan mesaj atmışken oradan da bahsedelim. Ender'in tabii yokluğu çok büyük, önemli bir. Çok tecrübeli. 36 yaşını bitirdi Ender Aslan. Çok tecrübeli ve orada bir rotasyonda işte Can Mutaf 3 numarada oynuyor. Tuğberk'le başlıyorlar. Evren bu hafta Büker biraz süre aldı. Yani orada bir rotasyonu çok rahatlatan bir yerli oyuncu. İzzet var uzun rotasyonda, Tevfik var ama yine de Ender'in yokluğunda Türk Telekom'da tabii 6 haftalık galibiyet açlığı vardı. Onlar da büyük bir yatırım yaptılar ve şu anda playoff'a gidip girmeyecekleri belli olmayan takımlardan biri. Doğru. Maalesef tabii 6. yenilgisini aldı Bursaspor. Buna rağmen 11'de 5 gibi bir galibiyetle hemen playoff sınırında. Şu anda averajda 9. olsa da ve pazartesi, düzeltiyorum, cumartesi akşam müthiş bir maç var Bursa'da. Bahçeşehir'le Frutti Extra Bursaspor bir anlamda hem alt sıralardan kopma hem de playoff iddiasını sürdürme adına cumartesi akşamı, buradan bu anonsu da geçelim. Sizin maçtan biraz sonra, yani sizin maç 7'de bitecek. Yetişiriz inşallah. 8'de de televizyon yayınları nedeniyle biliyorsunuz ya 1'de ya 3 çeyrek geçe ya 17.30'da ya da akşam 8'de oluyor TV bunun verdiği maçlar. Bazen TRT de veriyor 2 maçı her hafta. Bahçeşehir maçına Bursa sporlu ve Bursalı basketbol severler açıkçası ben buradan davet etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karşılaşma olacak. Bahçeşehir de ligde umduğunu bulamayan ligin yeni ekiplerinden biri. Bir taraftan da Bursaspor bu 2 haftalık yenilginin ardından mutlaka Ender belki bu hafta da yetişemeyecek ama umarız 3 hafta yok demişlerdi. Belki son anda yetişir, bilemiyoruz ama gerçekten önemli bir karşılaşmaya çıkacak Bursaspor. Bursaspor deyince kaptan sen nasıl bakıyorsun saha içindeki bir oyuncu olarak Süper Lig'e yeni çıkan bir takım? Gayet başarılı buluyorum. Yani sonuçta ilk senetinde çıkan bir takımın... Evet. Frutti Extra'nın da sponsorluğuyla biraz ivme kazandılar. Tabii. Yani çok ciddi bir basketbol oynuyorlar bir kere. Serkan Erdoğan koçları. Evet. Tutku Açık yardımcısı. Yani bütün takımlarla kafa kafa oynuyorlar. Sonuçta en önemli şey tribünleri sahaya, tribündeki insanları çekebilmektir. Değil mi? Çok ciddi bir tribün desteği var. Yani bir ligde oynarken bile full tribüne karşı oynuyorduk. Geldiğimizde buraya korkarak geliyorduk oyuncu grubu olarak. Tabii. Çünkü birinciliklere Atatürk Spor Salonu hakikaten doluyordu. Orada bir de tribünler çok yakın sahaya. Yakın birbirine, evet. Bir coşku, Atatürk Spor Salonu'nun ambiyansı daha farklıydı tabi ama Süper Lig normlarına uymadığı için o salonu terk etmek durumunda kaldılar. Frutti Extra Bursaspor olarak. Tabi Tofaş'tan da bahsetmek lazım. Tofaş'ın da ben maçını gittim salonda canlı olarak izledim. Karşıyaka gibi ligin sadece tek yenilgisini Bahçeşehir'den almış liderini Pınar Karşıyaka'ya zirve adına. Zirveyi biraz Tofaş değiştirdi, yani dizayn etti diyebiliriz. Bu akşam Efes'in maçı var. Aynen öyle. Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıcan'ın takımını müthiş bir oyundan sonra, özellikle son çeyrekteki oyununu ben önemsiyorum. Çünkü ilk çeyreklerde kafa kafaya berabere 24-24, 46-44 önde olsa da son çeyreğe de 71-69 yenik girdi ama oralarda Muhsin Yaşar ve son 2 dakika 20 saniyede Devin Williams'ın 9 sayılık müthiş performansı, pot altı etkisi. Karşıyaka gibi hem içeriden hem dışarıdan dengeli bir skor dağılımına evet. Sahip olan, önemli yabancılara ve yerli oyunculara sahip olan İzmir ekibini, senin de memleketin Karşıyaka'yı bilirsin. Tofaş'ın 94-88 yenerek Hem zirveye bir adım daha yaklaşması, kendisini ilk dördünün içinde yer alması adına, ki bakıyorsunuz Tofaş, Efes, Fenerbahçe ve Karşıyaka. Şu zirvedeki dörtlü, yerlerini yanlış söyledim ama bu dörtlü böyle. Bu dörtlüye baktığınızda böyle de gider mi lig sonuna kadar? Tabii biliyorsunuz playoff'u için ilk dörtte bitirmek saha avantajını elinize almak açısından büyük önem taşıyor. İlk dörtte bitirmek. Karşıyaka 11'de 9, Fenerbahçe 11'de 9, Efes Pilsen bu akşam kazanırsa 11'de 10'la liderliğe yükselecek. Karşıyaka'nın elinden liderliği Tofaş'ın sayesinde bir şekilde almış olacak ve Afyon maçı bizim programdan sonra hemen başlayacak. Afyon deplasmanında Efes. Tofaş 11'de 8 yaptı. Önemli bir galibiyet. Bursaspor dediğimiz gibi 9. sıraya indi ama 8. Gaziantep'te sadece averajla playoff çizgisinin bir tık altında. Evet. Bu haftaki maç da önemli. Tabii Tofaş'ın da şimdi şöyle bir durumu var. Bu hafta bir haftalık aradan sonra şu anda Litvanya'dalar. Ritas Vilnius maçına çıkacaklar. O da çok önemli. Son haftada Euro Cup'ta Bursa'da bir maçları var. O maçı da kazanmak zorundalar. Oradan da ilk dörde girip top 16'ya girmek için Tofaş'ın alacağı sonuçlar da yakından ilgilendiriyor mavi beyaz takım. Ama tabii 5 yabancı oynamak hem Avrupa'da hem Türkiye'de yabancı rotasyonun olmaması bir sıkıntı yaratıyor. Onu da söylemek lazım. Hele Tofaş'ta bir oyuncu sakatsa orada büyük aksama oluyor. Orun Ene de bunu söylüyor. Denge bozuluyor, dengeler bozuluyor takım içinde. Değil mi? Tabii ki. Ve bu haftada Tofaş cumartesi günü Ankara Ormanspor'a konuk olacak. Evet. Litvanya'dan gel, Ankara git. Soğuk olarak birbirine yakındır. Litvanya ben çok gittiğim için biliyorum. Acayip soğuk şu anda yani. Çok soğuk. Bir kuru soğuğu var oranın ama özellikle Kaunas ve Vilnius şu anda başkentteler. Ritas Vilnius'ta. Vilnius'un ortasından bir dere geçtiği için orada yine bile nispeten Kaunas'a göre kırıyor o dere ama soğuk dışında bilmiyorum tabi Litvanya'da bir ekol yani. Litvanya'da ne kadar kıracak? Litvanya kıramıyor. Kırsa ne kadar kıracak? Tabii canım o 2-3 derece oynar en fazla. -5 olmaz, -2 olur. Diyelim Tofaş'a da başarılar dileyelim. Bu arada programın sonlarında evet. Geçit Spor'dan da bahsetmek istersek ki Geçit biliyorsunuz sevgili seyirciler tıpkı BUDO Gemlik Basketbol gibi yeni kurulmuş bir takım. Basketbol anlamında aslında 77 amatör spor kulübü olarak kurulmuş futbol ağırlıklı. Ama işte Mehmet Ceylan Başkan ve Serhat Büker gibi geçitli dostlarımızın, iş adamlarımızın, kardeşlerimizin sayesinde onlar da bu sene kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Geçen hafta burada ne güzel programda konuk ederken gençler oynayacak takım bulamıyor dedi Serhat kaptan ve ikinci başkan biliyorsunuz onun öyle özelliği var. Bir baktık Mehmet Okur Amerika'dan bizi izliyormuş. Ya bu gençlere yazık oluyor. En sonunda kızdırmasına beni bir takım kuracağım diye mesaj attı. Mehmet dedim sen bizim memo musun? Şampiyon memo musun? O da tabii Oyaklıoğlu'nun Yalova'dan tabii bulduğu canım. Bir oyuncuydu. Geçit Spor'u da söyleyelim. Bu hafta deplasmanda haftaya lider giren Çorlu Belediyespor'u 81-74 mağlup etti ve 9. maçında 4. galibiyetini aldı ve 8. sıraya da yükseldi. Bu da ilk 9 demek, playoff demek aynen. Geçit için. Ali Özbay yönetimde Geçit güçlü rakibini yenerken özellikle tabi burada Cem Koçal'ın 19, Uğur Dokyan'ın 18 sayısı, Enes Bayrak 14, Ersin Taşkın'da 10 sayıyla bu galibiyette önemli rol oynamış. Bu arada cumartesi salonda bir organizasyon olduğu için Geçit cuma akşamı 5'te Bursa'da Atatürk Spor Salonu'nda Ege Üniversitesi'ni konuk edecek diyelim. Artık programın da sonlarına geliyoruz. Evet. Biraz önce söylüyordunuz başkan şehirde gençler ve polis şubede konuştuğunuz olayı bir açar mısınız? Çok hoşuma evet. Gitti benim çünkü o. Sağ olsun bizim jandarma komutanımız Gemlik ilçe jandarma komutanımız. Emniyet müdürümüz de kulüple çok alakalılar. Ne güzel. Onlar için çok hassasiyet doğurdu. İşte beraber, kaptanlarla gittiğimizde kendi ifadeleriyle konuşuyorum. Çocuk şubenin raporlamalarında suç oranının Gemlik'te yarı yarıya müthiş düştüğünü şube müdürünün Gemlik Basketbol Kulübü'nün BUDO Gemlik Basketbol Kulübü'nün bu konuda en önemli rolü oynadığını kendileri ifade etti bize. Biz tabi biz o tarafından bakmadık tabii işin. Yani dedik bundan ki, güzel ödül olur mu yani? Bizim maneviyat. Şöyle Serkan Bey biz bunları duydukça biz gereğini yapmışız diyoruz yani. Motivasyonunuz daha da artıyor tabii, sanıyorum. Yani amaç buydu zaten. Bizim amacımız gençliğe hizmetin bir başka çeşidi bu da. Şimdi çocuklarımız da çok kötü yetişiyoruz. Biz çocukluğumuzda hep futbolla yetiştik. İşte bir grubumuz basketbol oynuyordu, bir grubumuz futbol oynuyordu. Sokaklarda büyüdük. Muhtemelen siz de tabii mahalle arasında öyle büyüdünüz. Şimdi Beyaz Gölge'ye kadar öyle büyüdük. Beyaz Gölge'den sonra ben biraz evin çember taktırdım bahçesine de. Amaç bizim çocukları evlerden dışarı çıkıp, çünkü evlere bağımlı oldu çocuklar. Hele bu bilgisayar oyunları falan obez bir nesil maalesef. Yani kötü yere gidiyoruz. Bu kurulma amaçlarımızdan biriydi bizim. Çocukları sokak, yani evlerden spor salonlarına çekebilmek. Sokaklardan spor salonlarına çekebilmek. Bir heyecan yaşatabilmek, tabii, değil mi? Şu anda her gün bana bir talep geliyor ve ben kulüp menajerine yönlendiriyorum. Altyapılara ama... Yeni katkı ya da ne diyelim, o spor okullarına, basketbol okullarına katılmak isteyen genç sayısı artıyor, değil mi? Sürekli oraya biz kayıt yapıyoruz. Müthiş. Sürekli talep toplayıp oraya başlıyoruz. Bir de mesela biz her yıl hiç kesintisiz Gemlik'teki tüm okulları geziyoruz. Yani bizim yapımız biraz daha farklı devam ediyor. Biz sadece BUDO Gemlik Basketbol A takımın başarısı olarak bakmıyoruz. Büyük resme bakmak lazım. Tabii. Oyuncularımızla, sağ olsun kaptan ekiple, teknik ekiple, koçla, Fatih Koç'la beraber başlarında menajerimiz Gemlik'teki tüm okulları tek tek geziyor ve tüm oyuncularımıza eksiksiz sertifika veriyoruz çocukların önünde. Okulun içinde. Okulun içinde, sınıfın içinde. Müthiş bir onorasyon. Tabii onur ediyoruz onları. Bu sefer farklı bir ambiyans oluşuyor. Çocuk diyor ki ben de Gemlik Basketbol'da, burada Gemlik Basketbol'da oyuncu olmak istiyorum diyor. Evet. Ben de diyor bu sertifikaları almak istiyorum. Rol model olarak oralara katılma için eğilim artıyor. Emin olun, sertifikaları bırakıyor menajerim, sekreterim onu masama getiriyor. Yaklaşık bir saat ona imza atıyorum. Düşünsenize. O kadar sertifika var ki. Amerikalılardan sonra siz de yoruluyorsunuz. Tabii. Biz yorulalım. Biz tabii işin esprisi ama son dakikalara gidip başkanım bu mesajları okumazsak, Serkan Bey benim mesajımı okumadı diye size şikayet edebilirler beni. Elimizden geldiği kadar, tabii kaybolanlar da olabilir, özür diliyoruz. Elçin Ali Yücelen adamsın başkanım demiş. Eyvallah, sağ olsunlar. Yani tabii çok samimi mesajlar bunlar. Özkan Tosun iyi yayınlar. Büyük Başkan Gemlik bilsin bu aşkı, Berkay Bulut demiş. Ve benim kendi akrabalarım da izliyor programı. Onların ellerinden öpüyorum. Herkese selamlar, hürmetler. Tabii kendi akrabalarını okumuyorum. Şey demesinler kendi akrabalarını okuyor diye. İlknur Apak biraz önce göndermiş sanıyorum. Bu da Gemlik Basketbol'un yakaladığı enerjiye daha çok destek verilmesini bekliyoruz demiş. Erdem Yücelen, Büyük Başkan, Büyük Adam, Gemlik'in gururu. Tepebaşı online hakikaten yani. Tepebaşı online. Gemlik için Umut Berkay Bulut demiş. Buradan sloganlar da türüyor. Elçin Ali Yücelen'den bir mesaj daha gelmiş. Cihan Gökmen, BUDO Gemlik Basketbola başarılar. Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği olarak başarılar demiş. Ne güzel. Hepsine selamlar, hürmetler buradan. Bu zaten spor kardeşliktir, tabii, paylaşımdır. İlçesine sahip çıkmak adına bunlar çok önemli. Sonuçta dediğim gibi logosunda... Mesela Denizli Spor maçına gittik. Merkez Efendi maçına gittik. Orada bizi Bursaspor'lu taraftarlar karşıladı. Ben nasıl şaşırdım. Ünlü timsah mıydı? Denizli'de Ünlü Timsah okuyan üniversite öğrenciler Ünlü Timsah adıyla orada... Söze giriyorum ama o akşam mesela bana videosunu attılar. Gözlerim doldu. Gece saat 12 Alinur Başkan'a attım videoyu. Çiçeklerle mi karşıladılar yoksa meşalelerle mi? Maçtan sonra bizimkileri almışlar, sarılmışlar, orada tezahürat yapmışlar. Gece maçtan sonra. Yani Bursa her şeyine, değerine sahip çıkıyor. Ben de evet Büyükşehir Belediye Başkanımıza attım. O da tabii gerçekten Bursa aşığı. Evet. Mesela inanılmaz bir akşam da o akşam. Bir bakıyorsunuz takımınız deplasmanda. Bir de bir şey kırmışsınız yani tabii, Denizli'de. Aynen. Onlarca taraftar. Onlarca kişi, bir baktım Bursa maçta, aslında ben canlı yayında alıyorum. Şimdi ben o gün katılamadım. Toplantılarım vardı. Şu deplasmana gidemedim. Tabii şirkette seyrediyoruz maçı. Ya birisi bağırıyor oradan. Birileri bağırıyor işte Bursa, Gemlik, Bursa, Gemlik bağırıyor. Diyorum ki ya Denizli mi diyorlar acaba, Gemlik mi diyorlar? Ya acaba bizim algılarımıza mı da geliyor? Son çocuklara dedim ki kulaklık getirin bana dedim. Bize Tuzla Spor maçları olduğunda ben o Bursa Spor diye anlıyorum ya. Bizim galiba algıda seçicilik. Bizim hemen aklımız oraya gidiyor. Mesela orada çocukları inanılmaz karşılamışlar yani Bursaspor taraftarı. Sağ olsunlar, hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Evet, timsahları da kutluyoruz buradan. Evet. Yine devam ediyor mesajlar. Can Assüren eski A klasmanı hakemlerinden. Oğlu da Tofaş'ta okuyor. Oynuyor, okuyor diyorum. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Can hocamıza teşekkür ediyoruz. İyi bir beden eğitimi öğretmenidir kendisi. Erdem Yücelen tekrar büyük başkan demiş. Valla bu bilmiyorum, Erdem Bey'le bir akrabalık var mı? Sürekli gönderiyor sağ olsun. Serhat Büker, Geçit Spor'un ikinci başkanı ve kaptanı. Selamlar. Başkanım selamlar buradan. O da selamlar iletiyor. El sallıyor. Biz de 2 hafta önceki konuğumuz Serhat'a. Siz de kutluyoruz Serhat Kaptan. Çok önemli bir galibiyetti gerçekten. Evet, tebrik ederiz başkanım. Yönetmenim de oradan bakıyor. Toparla artık dediğini gözlerinden anlıyorum. Yönetmenim şu mesajları bitireyim. Tekrar devam ediyorum. Şemsettin Sayım izliyor. Ahmet Hakan Bostuk izliyor. Halit Tunalı. Gemlik'te bugün basketbol varsa bununla alakalı desteği olan ve bu takıma değer destek veren herkese teşekkür etmek gerekir demiş. Teşekkür ediyoruz Halit Bey'e. Sağ olsun Halit de buradan. Selamlar. Mesut Demir bizi izliyor. Sayın Genel Yönetmenime de selamlar, saygılar. Yani buradan onlara da selamlar izliyor yani. Onların da selam var. Biz de buradan selamlarımızı iletelim. Toplantısı vardı. Kalanmadı. Yoksa Mesut Bey de bu ara aynı zamanda BÜİK'ler Bursa İnternet Gazetesi Derneği'nin de başkanı. Dernek çalışmaları da ve internet yasası ile ilgili çalışmalar çok yoğunlaştı. O nedenle biraz Allah selamlarını iletti size de. Başarıların devamını diliyorum başkanım demiş. Fatih Öztürk takıma başarılar dilemiş. Sağ olsun. Celal Umut Eren ve Erkan Elveren de bizi izleyenler arasında. Gerçekten bugünkü programa hem ilçeden hem de basketbol sevdalarından, İskoçya'dan, Almanya'dan müthiş destek var. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Sürekli kalpler geliyor alttan. Biliyorsunuz meşhur Facebook kalpleri ve okey işaretleri. Kaptan, takımla ilgili, arkadaşlarınla ilgili neler söylemek istiyorsun? Ayrıca tabii ki cumartesi günkü maçla ilgili taraftarlara da bir mesaj alalım. Sonra başkanımızdan da bir mesaj alacağız ve programı kapatacağız. Takımla ilgili söylemek gerekirse, dediğim gibi demin söyledim, bütün taşlar yerine oturdu. Bundan sonra oynayacağımız bütün rakipler bizden korkarak gelecekler. Buna eminim. Taraftarlara gelince her geçen gün desteklerini daha da fazla hissediyoruz. Çünkü taraftar sayısı da gitgide artıyor. Artıyor. Bunun sonucunda da inşallah 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde full tribünleri oynayıp İnşallah. İyi bir basketbol, mücadele eden bir takım göreceklerine söz veriyorum. Kaptan Can'dan sözü aldık. Can Terzioğlu sağ olsun takım adına. Zaten çok da spektaküler 2 Amerikalı var. Onları da oyunları... Final Spor'un Amerika'sından bahsederken bizim Diyanet'e 2-3 hafta Triple Double yaptı o da. Triple Double yaptı. MVP seçiliyor. Gerçekten önemli bir oyuncu. Yani bu tür oyuncuların hem ilçeye hem de Türk basketboluna renk katması iyi bir seçimden kaynaklanıyor. Bir de bu kulüp adına da sizi kutlayalım. Teknik anlamda ve idari anlamda. Bu da tabii yani Amerikalılarınız açıkçası yani ne kadar iyi olursa sizi çünkü çok şey bekleniyor onlardan. Öyle değil mi kaptan? Doğru konuşalım. Doğru. Türklerde 2 yabancı kontenjanı var. Koçumuz sağ olsun görev dağılımını çok iyi belirledi. Dediğim gibi biz de çok iyi tamamlayıcı oyuncular olarak onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda galibiyetler gelmeye başladı. Evet. Program sabaha kadar sürsün bitmesin diyor Zafer Aydın. Çok güzel bir dilek ama tabii keşke öyle bir şey olabilse. İleride inşallah diyelim. Yönetmenimiz de bu arada sabahları radyoda program yapıyor. O yüzden sabaha kadar sürerse yönetmenimiz 24 saat tamamlar burada. Pelin Hüseyin Erhan en başta Yahya menajer ve onun nezdinde tüm takıma ve başkanına teşekkür ederim. Çok bayağı da uzun yazmış. Onlar sayesinde çocuklar sokaktan kurtulup kaliteli spor yapmaya başladılar. Okuldan eve gelince anne antrenman var mı diyecek kadar sevdirdiler basketbol diyor. Çok ama çok teşekkürler. Bir anne ya da baba, hiç bilmiyorum yani isim ortak. Velilerimizden. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki BUDO Gemlik basketbolluyum diyor. İyi ki altyapılar var. U12 takımındalarmış. Teşekkür ediyor Pelin Erhan aile olarak. Biz de teşekkür ediyoruz. Valla sürekli mesaj geliyor. Ben programı kapatmak istiyorum. Başkanım size de bir son bir veda mesajı, neler söylemek istersiniz? Gemlik'e heyecan getirdiniz. BUDO isim sponsorla beraber BUDO Gemlik Basketbol 4'te 4 yaptı ve bu hafta hedef herhalde artık iç sahada Yalova galibiyette 5'te 5 olacak. Tabii, yani hedef 5'te 5. 6'da 6. Tabii ilk hedef olarak. gönül ister ki tabii tüm maçları kazanalım ama içerideki bütün maçlarımızı bir kere kesinlikle kazanmak istiyoruz. Evet. Artık o havaya girdik. Biz bütün içerideki maçlarımızı alabilecek güçteyiz. Bu hafta Yalova'yı konuk ediyoruz. Cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi, evet, saat 17'de. 17 bir kez daha anons etmiş olalım. Akşam 5'te. Ben tüm Gemlik taraftarını, Gemlik'te basketbol seven, bu da Gemlik basketbol seven, Gemlik'te spor seven herkesi stadyuma, kapalı spor salonumuza bekliyoruz. Bize güvendikleri için bugüne kadar yenildiğimiz maçlarda dahil, evet, statta büyük oranda bulundukları için hepsine buradan sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah bizi mahcup etmesin. Allah bize güvenenleri mahcup etmesin inşallah. Buradan tekrar bir teşekkür de Zafer Vekilimle Alinur Başkanıma etmek istiyorum. Bize verdikleri desteklerden dolayı. Zafer Işık. Zafer Işık, evet, ve Alinur Başkanıma. Alinur Başkan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de kimseye, bize güvenenlere mahcup olmayalım. Gemlik'te çocuklarımızla, altyapılarla, A takımla bu ortamı, bu ambiyansı büyüterek ileri taşıyalım inşallah. Herkes de bir rol model olalım. Evet. Birkaç yıl sonra var mı öyle bir Süper Lig hedefi gibi bir şey olabilir mi? Daha erken yani, şu anda bunu konuşmak için erken ama biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Öncelikle. Gemlik'te basketbol çok seviliyor. Evet. Zaman mı gösterecek diyelim? Zaman bunu gösterecek. Bundan sonrasını bu çizginin altına inmeden yukarı taşıyarak götürmek istiyoruz. Önemli, tabii. İnşallah girişimlerde bulunuyoruz, bulunacağız. İnşallah başaracağız da güzel bir kapalı spor salonu istiyoruz Gemlik'e. Evet. Şu anda sağ olsun ilçe spor müdürümüz gerçekten çok özverili çalışıyor. Kıt imkanlarla bize büyük yani imkanlar. Siz kapasitesi yüksek, daha yüksek bir salon. Biraz daha komplike, evet, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne temsile yakışır. Bir kademe yukarıda oyuncuların da çok rahat edebileceği. İşte, ama coşku geldikçe sanıyorum o birbirini tetikleyecektir inşallah. Ben de o işin... Sığmıyoruz salonlara diye de bir slogan falan olabilir. Sağ olsun o konuda biz destek göreceğimizi düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte onu da başaracağız. Gemliği hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan Berkay Bulut ve Kaptan Can Terzioğlu. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. En kısa sürede biz de buradan Gemliğe selamlarımızı, sevgilerimizi iletin lütfen. Saygılar sunuyoruz büyüklerimize de. En kısa zamanda yeniden sizi konuk etmek isteriz inşallah. Yayın hayatınıza da başarılar dileriz inşallah. Her hafta daha böyle canlı, böyle daha, evet, keyifli programlar olsun inşallah. Tüm takımlarımıza yer vermeye çalıştık. Bugün çok de güzel, evet, takip ediyoruz. 5. takımımız olarak sizin maçlarınız uymadığı için bu haftaya kaldı. Yoksa, evet, geçtiğimiz haftaları alacaktık. Kaptan Can, sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlara selamlar. Ne demek? Her zaman bekleriz. Evet, sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, yönetmenimizden de artık onun hoşgörüsüyle biraz programı saktık ama sohbet bitmedi, mesajlar bitmedi. Fevzi Sarıkaya, geç kaldım, başarılar diliyorum Berkay Başkanıma demiş. Yusufcan Candar, lig atlanırsa yeni salon yapılacak mıya cevap verdi zaten. Elçin Ali Yücelen de bugünkü mesaj rekortmenimiz. Siz sokakta oynayın, biz kaldırımı destekleriz. Hep destek, tam destek demiş klasik olarak. Evet, pota altını gördüğünüz gibi bitiremiyoruz ama bu kez bir anonsla sizlere veda etmek istiyoruz. Tekrar değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz kendilerine ve tüm takımlarımıza. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın sevgili seyirciler.